İyi akşamlar arkadaşlar. 1-0'lık Altın Ordu derbi galibiyeti sonrası hocamız Yalçın Koşukava dinliyoruz. Buyurun hocam. Sizin de bildiğiniz gibi bir İzmir derbisi. Maç öncesi de havası da atmosferi de çok yıllar önce daha yüksek atmosferlerde olsa da sonuç itibariyle bir derbiydi. Öncelikle bunu kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularım çok ciddi bir gayret gösterdiler. Çok önemli mücadele ettiler. Büyük Altay'a yakışır şekilde gereği neyse onu yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Benden bu kadar. Sorusu olan var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, yani tabii ki bizim de şiddetle puana ihtiyacımız var. Rakibimizin de böyle. Aslında maça iyi hazırlanmıştık. Belki dinlenme süresi kısa hem rakip hem bizim için de eşit şartlardı. Maçın başında istediğimiz aslında savunma anlayışımızı iyi yaptık ama topu sahip olamayınca Altay'ın bir baskısı vardı bir 15 dakika. Yani bizim alanda oynandı maç. Bu da sürekli pas hatası yapmamız, rakibin baskısından dolayı üstün göründü. Ama bu dakikalarda bir offside'den gol alan pozisyon var. Onun dışında rakibe pozisyon vermedik. Daha sonra oyunu dengeledik. Yani duran toplarda aslında 2-3 tane gol olabilecek pozisyon vardı. Tabii bunu değerlendiremedik. Yani maç anlamında ilk yarıya baktığında pozisyonsuz, mücadele gücü yüksek. İki tarafında yani iyi mücadele ettiği ve futbol oynamadığı bir devre olarak geçti. Oynadığı bir devre olarak geçti. Biz 15-20 dakikadan sonra oyuna hakim olmaya başladık. Pas yapmaya başladık. Bu da rakibin dengesini bozdu. Geriye yaslanmasına sebep oldu. İlk yarı 0-0 bitti. İkinci yarı tabii ki her iki takımın da temposu düşeceği belliydi. Biz en azından tempoyu arttırmak, geçiş oyununu hızlandırmak istiyorduk. Belki ilk 15-20 dakikalık bölümde çok pas hatası yaptık. Yani çıkarken kaptırdığımız toplar aslında onları rakip kaleye kadar götürseydik Altay'ı geri koşturmak durumunda kalacaktı ve sıkıntı yaşayacaklardı. Herhalde 55-65'te mi oldu kırmızı kart? Kırmızı karttan sonra aslında tabii ki böyle maçlar zordur. Kırmızı karttan sonra rakip 10 kişi kaldı ama topun bizde kalmasını sağlamamız gerekirken merkeze attığımız topla kaptırdığımız ve gol yediğimiz pozisyonda. Belki maçın bir tane pozisyonu vardı verdiğimiz rakibi. O da 1-0 yenik duruma düştük. O dakikadan sonra sürekli hamleler yapıp rakip alanda etkili olmaya çalıştık. Belki duran topla etkili olmaya çalıştık. Çünkü ön tarafta gol pozisyonu üretme anlamında sıkıntılarımız oldu. Ama son bölüme kadar getirdik. Bir türlü golü bulamadık. Zaten son 10-15 dakikalık bölüm çok durarak geçti. Yani çok oyun soğudu. Yani biz de değerlendiremedik. Bu anlamda üzgünüz. Belki mücadele, seyre, sevgi anlamında güzel bir maçtı ama pozisyon anlamında kısır bir maçtı. Bundan sonra Altay'a başarılar dilerim. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun.